Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Nebahat Güngör. Bugün bu sen ve ben yazılı havlu kenarı modelimizi çalıştık. Facebook'tan bir arkadaş göndermişti bunu yapar mısın diye. Ben de yaptım. Modelin tasarımı hani kim yaptı bilmiyorum. Ellerine sağlık yine de. Ben etrafına çerçeve olsun diye, yazılar net olsun diye pembe renk, kırmızı renk bir renk geçtim. Siz isterseniz tek renk de yapabilirsiniz ama böyle yazılar daha net, daha anlaşılır şekilde. Havlunun bir kenarına yapsanız bence daha iyi olur. Çünkü boyut olarak biraz geniş. Tabii çok geniş sevenler için o ayrı bir konu. Herkesin zevkidir. Ben hani yapsam havlunun bir tek kenarına yaparım. Diğer kenarına yapmam bunu. Geniş olduğu için bana göre. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olup beğenirseniz, yorum yazarsanız sevinirim. Şimdi bunun yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 55 tane kadar bir zincir çekelim. 55 tane zinciri çekelim. 55 tane zincir çektik. İpimizin sığımızı ipimizin üstüne aldık. 4-5 tane zincir atlayarak bir adet kafes yapıyoruz. Üstüne tığımızı yine alalım. Yan tarafa batarak 4 tane trabzan yapalım. O ilk baştaki yaptığımız direklem birlikte 4 tane trabzan olacak. Bu ilk başları batmaları biraz zor oluyor. Bir tane kafesimizi yaptık. 3 oldu. Dörtlü trabzan. İki tane zincir çekelim arkadaşlar. Şimdi örneğimize de bir bakalım. Şöyle bir şey. İlk baştaki boş kutu yaptık. Dörtlü trabzan yaptık ve 19 tane. Yine ben sayayım da 19 olması lazım. Evet, 19 tane. İki tane zincir çektik. 19 tane kutucuk yapacağız şimdi buralara. İkişer tane atlayarak. Şimdi buradan kamera arkası da biraz zor oluyor. Ben alttan bunları yapacağım. Sonra onları yayacağım arkadaşlar. İsterseniz direkleri zincire batı batı da gidebilirsiniz. İki tane zincir çekiyorum. Zincirimin altından alıyorum. Bana böyle daha kolay geliyor. Ha, bazı yerlerde mecburen direkt şeylere batmak zorundayım. Şimdi bunları böyle yaptığım zaman en son 18. olduğu zaman o 18'e kadar böyle yapacağım. Sonra İki tane daha zincir çekeyim şuraya. Sonra bunları böyle gelişi böyle rahat gelecek şekilde yayacağım. 19.sunu kutusunu zincire batarak yapacağım. Şimdi bunu 18 tane yapalım. Evet, 18 taneyi yaptım. Boş kutucu. İki tane daha zincir çektim. Bunlar sabitlensin diye arkadaşlar. İki tane de burada boşluk bırakıyorum. Zincirimizi batıp 19. kutuyu çuklu kutucuğu da yaptık. Şimdi arkadaşlar buraya da bu şimdi yaptığımız direğin yanına veya hemen dibine yeriniz eğer ipiniz kalmadıysa buraya dörtlü bir trabzan yapıyoruz yan yana. Şöyle ben hemen yan yana yapıyorum. 3 ve 4. Arkadaşlar 4 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4. Hemen dibine. Şuraya bir tane boşluk bıraksak da olur, olmasak da olur. Artık bu yukarıdaki köşelerde hepsi muntazam bir şekilde gider yine. 4 tane de buraya trabzan daha yapıyoruz. 3 ve de 4. İlk baş olduğu için zor gidiyor burası. Şimdi yukarısı artık rahatlayacak. 4 tane. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Şuradan göstereyim. İlk başta boş bir kutucuk yaptık. Dörtlü trabzan yaptık. 19 tane boş kutucuk yaptık. Ve buradaki köşeyi yaptık. 19. kutucuğun yanındakine 4 tane trabzan yan yana 4 zincir ve yanına 4 tane de trabzan yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar 5 tane zincir çekelim.
1, 2, 3, 4 ve 5. Döndürelim işimizi. 4 tane zincir çektiğimiz aranın içine girelim. 4 tane trabzan yapalım. 2, 3 ve 4. 4. 4 tane zincir çekelim. Tekrar aynı yuvanın içine girip bir 4 trabzan daha yapalım. 2, 3, 4. 4 tane daha yaptıktan sonra 2 tane zincir çekelim. 4 trabzanın başındakine, bu taraftakine bir tane trabzan yapıp bir kutucuk yapalım. 2 tane zincir çekiyoruz. Şimdi tek tek arkadaşlar bu zincirlerin kutuların üzerine gelecek şekilde zincirlerini, kutularımızı yapalım. Aralarında 2 tane zincir olmak şeklinde. İkişer tane zincir olacak. İpim de dolandı. On dokuz tane kutucuk vardı. Şuradan bir tane arttırmış olduk. Şimdi bunu bu son tarafı, bu başı. Şimdi arkadaşlar bu baş hep sabit gidecek. 4 tane trabzan yan yana gelecek. Bir tane kutucuk yan tarafta olacak. Burası da dörder tane zincir çektiğimizin içine girecek. Şurayı yine yapacağız arkadaşlar. Buralar sabit olacak. Buraları anlatmama gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra böyle gidecek. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra buradan. Burası da böyle gidecek. Şimdi bunları böyle yapalım arkadaşlar. Birkaç, yoksa video çok uzun olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Böyle 6 tane olacak üst üste. Bu yanlardan da arttırmak. Böyle olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıraya kadar da bunu yan taraftan yürütelim. Bu başta sabittir. Devamlı böyle gidecek. Başında bir tane boş kutucuk. 4 tane trabzan. Sonra gerisi kutucuk. Bu 6 sırayı öyle yapalım. Orada buluşalım. Evet arkadaşlar. Bu kadar sırayı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıra yaptım. 7. sıraya da geldim. Boş kutuyu yaptım. Sonra 4 trabzan yaptım. Yanında da 12 tane boş kutucuk daha yaptım. Şimdi 13. kutunun içine trabzan yapıyoruz. Birinci kutuyu doldurduk. 3 kutuyu toplamda dolduracağız arkadaşlar. Baştaki direklerle birlikte 4'er tane doldurmuş oluyoruz. Ortalara 2 tane, baştaki direklere trabzanlarla birlikte 4. Evet. Şimdi bu S harfinin başlangıcı oluyor arkadaşlar. Seni seviyorum. Sen, pardon. O ayrı yaptığımda sen ve benim S harfini yapmış oluyoruz. Şuradan takip edince burası oluyor. Evet arkadaşlar, 3 tane kutuyu doldurduk. Tekrar kenarlarına, sıra sonuna kadar arkadaşlar boş kutuyu yapalım. Burada da yine aynı arttırma işlemini yaparım. Sonra dönüşünde keseceğiz. Kesmeyi de göstereyim. Evet, sıra sonuna geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi arkadaşlar köşeye dönerken 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. İşimizi döndürüyoruz. Tekrar 4 tane zincir çektiğimiz boşluğun içine bir tane trabzan yapıyoruz. Şuraya. Bir tane trabzanımızı yaptık. 3 tane oldu. Dördüncüyü bu sefer buradaki direğin başına batırıyoruz. Sabitleyelim.
Sonra iki tane zincir çekiyoruz. Daha önce bunların aralarını dörder tane çekiyorduk. Burada şimdi iki. İki tane çekiyoruz ve bu trabzanın, dörtlü trabzanın başına, kutunun diğer başına batıyoruz. Şöyle bir görüntü oldu. Sonra arkadaşlar bunun içini, bu kutuyu dolduruyoruz. Böylece eksiltmeler başlıyor. Burada çoğalmıştık. Dilim dilim olması için bir yandan çoğalacak, bir yandan eksilmeleri olacak. Evet, üçüncüyü de yaptık. Dördüncüyü de direğin başına, kutunun başına. Evet, şöyle bir görüntü oldu. Belli oluyor mu? Bu video biraz uzun olacak çünkü tek tek harfler yazılacak. Şimdi arkadaşlar iki tane zincir çekiyoruz. Tekrar kafeslerimizi dolduruyoruz. Şimdi bunu da, video çok uzun olmasın. Burada üçlü dolgu yapmıştık ya. Şimdi bir tane boş kutu kalsın yanında. Şuraya kadar bunu dolduralım. Kafeslerimizi yapalım. Evet, buraya kadar geldik. Bir tane, görmüş olduğunuz gibi, bir tane boş kutu bıraktık. Şimdi onun içini dolduruyoruz. Kenarına bir direk yapmıştık. İki tane de ortaya, bir tane de buraya. Sonra şu kutuyu da dolduruyoruz. Yanındaki kutuyu da. Bir, iki, üç. Baştaki direklerle birlikte dört tane oluyor. İki tane zincir çekiyoruz. İki tane boşluk bırakıyoruz. Üçüncüsüne batıyoruz. Ortaya bir tane boş kafes yapmış oluyoruz. Üstüne ip alıyoruz. Şöyle oldu. Şimdi burayı da dolduruyoruz. 2 3 4 4'ten doldurduk. Yandaki kafesi de dolduruyoruz. Şimdi kameranın arkasından pek gözükmüyor arkadaşlar. Evet, şöyle bir görüntü oldu. Bir tane buradan, bir tane de bu boşluğu doldurduk. Ortaya da bir tane bıraktık. Yani iki kafes burada doldurduk, iki kafes burada doldurduk. Ortada boşluk var. Şimdi örneğimize bakalım. Dört tane de kafes yapıyoruz. Boş kafes. İki tane zincir çektim. Şimdi bunun yanına üç tane daha yapalım. Evet, dört tane boş kafesimizi yaptık. Tekrar şimdi yanındaki boş kutuya giriyoruz. Oraya da dörtlü trabzan yapıyoruz. İki tane baştaki direkleri yaptık. Kafeslerin başına iki tane doldurduk. Üç tane de böyle kafesimizi dolduralım. İki tane doldurduk. Son trabzanımızı da boş kutunun içine dolduralım. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi bu boş kafesleri dolduralım. Tekrar bu dörtlü trabzanı yapalım. Tekrar bu boş zincir yaptıktan sonra arkadaşlar, şurada iki tane kafesimizi, boş kafesimizi dolduralım. Oraya da bırakalım. Evet, döndük. Üç tane boş kafes yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar bu yandaki kafesi dolduruyoruz. Şurada üçlü kafes yapmıştık ya alt sırada. Onun yanındakini dolduruyoruz. Üç tane yaptım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Dört oldu trabzan. Beş. Altı. Yedi. İki kutucuk doldurmuş oldum. Bir buradakine. Şimdi iki tane daha zincir çekiyorum. İki tane
Trabzan atlıyorum. Bir kutucuk elde ediyorum. Şimdi yine bu kutucukla bu yandaki kutucuğu dolduruyoruz. Üç oldu. Dört. Beş. Yandaki kutuya geçtim. Altı. Ve yedi. Tekrar iki tane zincir çekip kutucuk yapıyorum. Görüntü şöyle bir şey oldu. Belli oluyor mu ki? Oluyordur. Şöyle bir şey oldu. Bir yandan da örneğime bakayım. Üç tane boş kutucuk olacakmış arkadaşlar. Bunun yanına iki tane daha kutucuk yapalım. Evet, üç kutucuk yaptık. Şimdi yandaki buraya geldik. Bir dolu kafes yapıyoruz. İkinci trabzanımız, üçüncü trabzanımız, dördüncüyü de yaptık. Şimdi iki tane zincir çekiyoruz. Bir yandan da örneğime bakayım. Üç tane boş kutucuk yapıyoruz. Birinci kutucuğumuz buraya, ikinci buraya, üçüncü buraya. İkinci boş kutucuğumuzu da yaptık. İki zincir çektik. Diğer kutucuğumuzu da yaptık. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane kutucuğumuz oldu. Örneğimize de bakalım. Baka baka gideceğiz bunu. Ezbere gidilmiyor. İki tane daha dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, buraya da yanına da bir trabzan. Üçüncü trabzan. Dördüncü trabzan. Boş kutuya geçtik. Beş. Altı. Altı ve kutunun başına batıp yedinciyi yapıyoruz. Şöyle bir görüntü oldu. İki tane zincir çekiyoruz. Boş kutucuk yapıyoruz. Şuraya kadar gelelim. İki kutu kalıncaya kadar. Evet, son bir tane kutucuğumuz kaldı burada. Bunu da İçini dolduruyoruz. Eksiltme yapacağımız için 3 oldu. Bir tane de kutunun başına, trabzanın başına yaptık. 2 tane zincir. Bu yuvanın içine, kutunun içine giriyoruz. Oraya da dörtlü bir trabzan yapıyoruz. 2, 3 ve de 4. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip dönüyoruz. Tekrar boş olan yere girip 3 tane yapıyorum trabzan. Sonra trabzan tepesine batıp dörtlü yapıyorum. Şöyle. Sonra arkadaşlar 2 tane zincir çekip trabzanın başına batıp bir tane boş kutucuk yaptım. Buraya da 3 tane daha dolduruyorum. 2 tane içeri, bir tane de trabzanın başına. Toplamda 4 tane oluyor. Şurada nasıl arttırma yaptırsak eksiltmelerimiz de böyle oluyor. 2 tane zincir çekelim. Boş kutucuk yapalım. 2 tane zincir çekelim. Şunun başına kadar gelelim. Dolgulu olan yarım başına kadar. Evet, başa geldik. Şimdi buraya da bir tane dörtlü yapıyoruz. Dolgu. Bir tane başa geldiğimiz. O bir. Birinci trabzan. İkinci. Üçüncü. Ve de dördüncü.
4 tane yaptık. Şimdi 2 tane zincir. Buraya 3 tane boş kutucuk yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane boşu yaptık. Şimdi boş kutunun üstüne bir dolgulu yapıyoruz. Burayı dolduruyoruz. 2 3 4 Yan tarafa geçiyoruz. Dolgulu olan yere. 5 6 ve 7. Şöyle bir görüntü oldu. 2 tane zincir çekiyoruz. Bir boş kutucuk daha yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir boş kutucuk daha yapıyoruz. Bir yandan da ördeğime bakayım. Evet arkadaşlar, 2 boş kutucuktan sonra yandaki boş kutucuğun içinde bir tane dolgu yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 2 tane kutucuğu da doldurmuş olduk. Tekrar 2 tane zincir, bir tane kutu yapıyoruz. Buraya 3 tane kutu yapıyoruz. Bununla beraber 2 tane daha boş kutu yapalım. Toplamda 3. Evet, 3 tane kutucuktan sonra tekrar yine dolduruyoruz arkadaşlar. 2 3 ve de 4 Yandaki kutucuğu da dolduruyoruz. 5 6 ve de 7 Şimdi arkadaşlar 2 tane boş kutu bu yan tarafları yapalım. Yine yanında 2 tane boş kutu yapalım. Burada buluşalım. Evet, köşeye döndük. Bunları da yaptık. 2 tane kutuyu boş bıraktık. Şimdi buraya dörtlü bir trabzan yapıyoruz. 3 ve 4. 2 tane zincir çekiyoruz. Örneğimizde de şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar buraya 4 tane de kafes yapıyoruz. Bu birinci kafes. 2 tane zincir çekiyoruz. 3 tane daha yapalım buraya. Evet, 4 tane yaptık. Şimdi 3 tane kafes dolduracağız. 2 3 4 5 6 7 Burada 2 tane doldurmuş oluyoruz. Bundan birlikte 3. kafesimiz. 8, 9, 10. 10 tanesi 3 tane kafes ediyor. Baştaki direklerle birlikte ortaları içer tane alıyoruz. Şimdi bir tane de 2 tane zincir çektik. Bir tane de boş kafes yapıyoruz buraya. Görüntü şöyle bir şey. Evet, buraya bir tane kafes yapmıştık. Buraya 5 tane de toplam 6 tane olmak üzere kafes yapıyoruz. Evet, 6 tane kafesimizi yaptık. Buradaki 4 dolgumuzun üstüne geldik. Orayı da aynı şekilde yine dörtlü yapıyoruz. 2 3 4 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Tekrar boş kafeslerimizi yapıyoruz. Bunu da arkadaşlar şuraya kadar yapıyoruz. Burada yine dörtlü dolgumuzu yapıp 2 zincir buraya geliyoruz. Yine eksiltme işlemini yapıyoruz. Evet, köşeye döndük. Yine geldik. Eksiltmemizi de yaptık. Tekrar bu 2 sıra yapmıştık dörtlüyü. Bu sefer yine onun üstünde yapıyoruz. 3 sıra aynı olmuş oluyor. 3
ve 4. Dörtlü dolguyu yapmış olduk. Dolguların üstüne. Şimdi örneğimizi de bir de sayalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bunun yanına da 5 tane boş kutucuk yapıyoruz. 2 tane zincir çektim. Toplamda 5 tane boş kutucuk yapıyoruz buraya da. Evet, yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptık. Şimdi buradaki boş kafesin üzerine yine tekrar dolgu yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani iki kafes doldurmuş olduk. İki tane zincir, iki tane atlıyoruz direkt. Üçüncüsüne batıyoruz. Buraya da bir tane ikili dolgu yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi arkadaşlar, 2 tane zincir çekiyoruz. 3 tane boş kafes yapıyoruz. Yine dörtlü dolgumuzu yapıyoruz. 2 tane boş kafes, yine aynı işlemi yapıyoruz. Ta ki yine bunun başına 2 tane boş kafes yapıncaya kadar, şuraya gelinceye kadar. Evet, köşeye döndük, yine 2 tane de boş kafesimizi yaptık. Tekrar buraya bir dörtlü dolgumuzu yapıyoruz. 2, 3, 4. Şöyle de bir yandan modeli de bakalım. Görüntüsünde de. Böyle ekranı dondurarak da, durdurarak da şaşırdığınız yer varsa oradan yapın. Şimdi buraya da arkadaşlar, 2 tane zincir, 4 tane de boş kafes yapıyoruz buraya. Evet, 4 tane boş kafesimizi yaptık. Şimdi buraya da tekrar dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane yaptıktan sonra 2 tane de zincir çekiyoruz. Şöyle bir görüntü de oldu. 2 tane zincir çektikten sonra arkadaşlar, şuraya kadar şu dörtlüyü de yapalım. Şuraya kadar kafes, bunun üzerine de dörtlü dolgu yapıyoruz. Evet, oraya kadar yaptık. 2 tane de boş kafesimizi yaptık. Son kesmemizi de yapıyoruz. Tekrar yine arttırmaya geçiyoruz. Şimdi bir tane dörtlü yaptık. Şurada 2 tane kafes kaldıktan sonra 2 tane de zincir çekiyoruz. Tekrar bu kafesin tepesine, direğin tepesine batıyoruz. Buraya da 3 tane dolduruyoruz. Toplamda 4 tane. 2, 3, 4. Sonra arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektik. Buraya kadar azaltmıştık. İşimizi çevirdikten sonra şimdi tekrar bunu büyütüyoruz. Kafesin içine yaptık, boş kutunun içine. 2, 3 ve 4. Dörtlü bir trabzan yaptık. 2, 3, 4 tane zincir çektik. Aynı yuvanın içine tekrar giriş yapıp tekrar dörtlü yapıyoruz.
Tekrar yine artırma işlemi devam ediyoruz. Şuradaki son iki kutu kalıncaya kadar kesmeler, sonra da yine bir artırmalar yapılıyor. 2 3 ve 4. Şöyle yaptık. 2 tane de zincir çektik. Bu trabzanın başına battık. 2 tane kutucuğumuz olan yere 3 tane kutucuk oldu. Bir tane burada, 2 tane burada. Şimdi arkadaşlar, bu 2 tane yapalım. Bunu da yapalım. Boş kutuları da yapalım. Ta ki buraya kadar. Boş kutulardan sonraki bu direkte orada bekleyelim. Evet, buraya kadar geldik. Tekrar burayı dolduruyoruz. 3 tane. Yok, 2 tane kafesimiz olunca kadar dolduruyoruz. 2 3 4 batarsam 4 olacak. 4 5 Kameranın önünde yapmak baya zor. Etiketörle eline al, tak 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 yap gitsin. 1 2 3 4 5 6 7 2 kafes kadar doldurduk. Tekrar zincirimizi çektik. Tekrar bir boş kutucuğumuzu yaptık. Şimdi arkadaşlar, boş kutucuklarımızı ta ki şuraya kadar yapıyoruz. Bunun üzerine de dörtlü bir tane yapıyoruz. Dörtlüden sonra tekrar köşeye dönüyoruz. Tekrar bunun üzerine şurada iki tane boş kutucuk yapıncaya kadar gelelim. Evet, iki tane yaptık. Boş kutucuğumuzu yaptık. Tekrar bu uzun gittiğimiz dörtlü trabzanımızı tekrar yapıyoruz. Yandaki kutucukla birlikte dolduruyoruz. 2 3 ve 4 Yandaki kutucuğa geçiyoruz. 5 6 ve de 7. 7 tane doldurduk. Yani 2 kutucuk doldurduk. 2 tane zincir çektik. 1 tane boş kutucuk yaptık. Sonra arkadaşlar, tek bir kutu, bunu da dolduruyoruz. 2 3 4 2 tane zincir çekiyoruz. Boş kutucuk yapıyoruz. Şöyle bir görüntü oldu. Evet, yanına 2 tane daha boş kutucuk yapıyoruz. Toplamda 3 tane oluyor. Bir dakika, tekrar örneğime bakayım. Evet, 3 tane kutucuk, 1 tane de dolgu yapacağız. 2 2 tane boş bırakıyoruz. Üçüncüsüne geçiyoruz. Burayı dolduruyoruz. Dörtlü bir trabzan yapıyoruz. 2 3 4 2 tane zincir çekiyoruz. Boş kutucuk yapıyoruz. Nereye kadar arkadaşlar? Bunun yanındaki boş kutucuğa kadar arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane boş kutucuk yapıyoruz. Evet, oraya kadar geldik. Yanındaki boş kutucuğu da dolduruyoruz. 2 3 4 Yandaki tarafa geçiyoruz. 5 6 7 Şimdi arkadaşlar, 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar buraya dolduruyoruz. Bir tane de artırmamızı yapıyoruz. Yine buraya geliyoruz. Evet, oraya geldik. 2 tane de zincir çektik. 1 2 tane kafes direkt bıraktık. 3 üçüncüsüne geçip kafes yaptık. Buraya yine dolgumuzu yapıyoruz. 2 3 4 Yandaki kutucuğa geçiyoruz. 5 6 7 Şimdi tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. İşimizde bir bakalım. 3 tane buraya da kafes yapıyoruz.
3 tane kafes yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle ikili dolgu yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 2 tane zincir çekiyoruz. İşimize de bir bakalım yine. Yine 3 tane kafes yapıyoruz. Evet arkadaşlar, 3 tane kafes yaptıktan sonra yine üçlü bir dolgu yapacağız. 2 3 takıldı burada. 3 4 boş kafese geçiyoruz. 5 6 7 8 9 9 ve 10. 10 tane direğimizi, kafesini, trabzanımızı yaptık. 2 tane zincir çektik. Buraya şimdi 3 tane kafes yapıyoruz. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. Şu 2 tane de yine kafesi yapalım, orada buluşalım. Evet arkadaşlar, buraya köşeye geldik. Buraya kadar 2 tane demiştim. 9 tane buraya boş kafes yapıyoruz. Bu 2 tane bu şeyin direğin yanından itibaren, bu sıranın yanından itibaren 9 tane boş kafes yapıyoruz. Evet arkadaşlar, 9 tane kafesimizi yaptık. Tekrar trabzanlarımızı yapıyoruz. Ve bu son doldurmalarla birlikte S harfimiz bitmiş oluyor. Bunu da arkadaşlar 9 tane kafes oluncaya kadar, şuraya kadar yapıyoruz. Son bir kafes burada kalacak. Şu kafesi de yapıyoruz. Ondan sonra bitiriyoruz. Oraya kadar dolduralım bunu. Ellerim benim burada buz kesildi. Tığ bile tutamıyorum artık. Başka bir odaya geçtim. Her odada şey yok. Burada klima var. Gerçi de elektrikler bugün çok gelip gitti, kesildi. Sağanak bir yağmur var İzmir'de. Klimalar bir yanda söndü, yanda söndü. Şimdi bu kafesleri dolduruyoruz. Kafeslerin içine ikişer tane, başları da birer tane olduğu için 4 tane oluyor. Evet, şimdi burada da dolduruyoruz. 2 3 ve 4. 2 tane zincir çekiyoruz. Burada bir tane kafes yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar kafes yapıyoruz. Burada yine artırmamızı yapıyoruz. Geri dönüyoruz. Bir yandan da işimize bakalım. Evet. Böylelikle S harfini yapmış olduk. Arkadaşlar, şu sırayı da şimdi yaptık. 1 2 1 2 3. 3 sırada boş kafes yapıp geliyoruz arkadaşlar. Modelimiz böyle. Ekran görüntüsünden de yine kaçırdığınız yer olursa bakarsınız ya da şöyle elimi koyayım altına. S harfi. Buradan pek belli olmasa bile şimdi bunlar doldurulacak kırmızı renklerle ya da hangi renk isterseniz, renkler daha çok meydana çıkaracak harfleri. Şimdi bunu böyle yaptık. Böyle gidiyoruz. Dediğim gibi 1, 2, 3. 3 tane de boş kafes yapalım. Orada buluşalım. Evet arkadaşlar, 3 tane boşluğumuzu yaptık. 3 sıra yaptık. Burada da yine tekrar eksiltmemize başladık. Şimdi yine bu köşeyi de yaptık. Sabit olan kısmı, 2 boş kutucuğumuzu da yaptık. Şimdi buraya 3. olan boş yerimize dolduruyoruz. Bir kutucuğu dolduruyoruz.
2, 3, 2 tane içe dolduruyoruz. İkişer tane de başları birer tane olmak üzere kutuyu dolduruyoruz. Şöyle göründüğü gibi. Şimdi 2 tane zincir, tekrar yine boş kutucuk yapıyoruz. Arkadaşlar, burası da 6 tane boş kutucuk olmak üzere öyle yapacağız. Şuraya 2 tane yaptım. Toplamda 6 tane olacak. 6 tane boş kutucuğu da yapalım. Evet, 6 tane boş kutucuğumuzu yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buraya bu kutucuğu da içini dolduruyoruz. 2 tane yaptık. Bir tane de başına yaptık. Tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 6 boş kutucuk yapıyoruz. Sonra yine bir tane dolduruyoruz. Ta ki burada zaten eksiltmeye başlamıştık. Eksiltelim. Orada buluşalım arkadaşlar. Evet, köşeye de döndük. Tekrar eksiltmemizi yaptık. Şimdi arkadaşlar yine boş kutucuklarımızı yapıyoruz. Ta ki bunun başına gelinceye kadar orada yine dolduracağız. Modele de şöyle bir bakalım yine. Şöyle bir işlem oldu. S harfi bitti. E harfine geçtik. E harfinin başlangıcı böyle. Evet, başa geldik. Şimdi bunu dolduruyoruz. Bir tane yaptık. İki kutucuk kadar dolduracağız. 2, 3, 4. Bir kutucu doldurduk. Yan tarafa geçtik. 5, 6 ve 7. 7 tane yaptı böyle. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Yan tarafı kutucuğa geçip 4 tane de buraya boş kutucuk yapıyoruz. Bunlar birlikte 4. Evet, bu iki kutucuğu da yapalım. Evet, 4 tane kutucuğu yaptık. Bu ortadaki, bu başa, bu başa 3 tane yapmıştık ya. 6 6. Şimdi bu ortadakine, bir yanındakine dolduruyoruz yine. 3 4 5 6 7 Bu iki sarıyı, iki kutuyu doldurduk. Yan tarafa geçiyoruz. Boş kutuya 8 9 ve 10. İki tane zincir çekiyoruz. Şimdi ördeğime de bir yandan bakayım. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane yine boş kutucuk yapıyoruz buraya. Evet, 4 tane boş kutucuğumuzu yaptık. Şimdi bundan doldurduğumuz kutunun bir eveline geldik. Orayı da dolduralım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi burayı doldurduk. Şöyle bir görüntü oldu. İki tane zincir çekiyoruz. Bu iki boş kutu, dolu kutuyu, boş kutu yapıyoruz. Örneğimizi çeviriyoruz. Aynı yerde yine bekleyelim arkadaşlar. Buraya iki kutucuk yapmıştık ya aynı sırada. Şimdi bir tane de şunu yiyeceğiz. Üst kata 3 tane boş kutucuk yapacağız. Evet, 3 sıraya geçtik. 3 tane boş kutucuk yaptık. Şimdi arkadaşlar burayı dolduruyoruz. 2 3 4 Yaptığımız yeri de şuradan da bir göstereyim size.
Şu sıraya yapıyoruz arkadaşlar. E harfinin uzun çizgisini, direğini yapıyoruz. Şurayı. Şimdi bunu doldurduk. Yan kutucuğa geçiyoruz. 1, 2, buradan dolduruyoruz. Bir tane kutu direğin başına batıyoruz. Tekrar yan kutucuğa geçiyoruz. Boş kutunun üstüne, içine 1, 2, buraya da bir tane kutunun başına. Tekrar boş kutuya 1, 2 kutunun başına. Yine boş kutuya geçiyoruz. 1, 2 tekrar direğin başına. Bunu da arkadaşlar burayı da dolduracağız. Sonra bir boş kutucuk yapacağız. 1, 2 tekrar kutunun başına, direğin başına, yani trabzan başı deniliyor. Böyle bir görüntü oldu. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bir de buradan 7 tane kutu kadar doldurduk arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Şimdi 2 tane zincir, 2 tane trabzanı boş bırakıyoruz. 1, 2, 3.sine batıp tekrar bir boş kutucuk yapıyoruz. Şimdi bunu tekrar dolduruyoruz. Üç, dört. Bir tane kutuyu doldurmuş olduk. Yan tarafa geçiyoruz. Bir, iki. Direğin başına. Burası da öyle. Bir, iki. Yan tarafta yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyoruz. E harfinin direğini yapmış oluyoruz. Aziz Allah'a şefaat-ı Aslında hocalar kimi diyor şefaat-ı Resulallah diyor ama şefaat-ı Rabbim'den istemek lazımmış. Arkadaşlar bunu da bu direğe de dolduralım. Ezan okunurken pek yapmak istemiyorum. Çünkü yaptığım zaman hep yanlış yapıyorum. Söküyor. Evet. Şimdi burada bir tane boş kutucuk yapıyoruz. Şuraya kadar yine tekrar eksiltmemizi yapalım. Şu boş kutuları da yapalım. Burada buluşalım. Evet arkadaşlar döndük. Yine bir üst sıraya geçtik. İki tane kafes yaptık. Üçüncü kafesimizi yapıyoruz. Arttırmalarımızı kesme lerimizi arkadaşlar unutmayalım. Şuradaki köşelerdeki dilim dilim olması için. Şu an üçüncü. Üç tane boş kutucuğumuz kaldı. Şimdi bu boş yere de doldurmalarımızı yapıyoruz. 2, 3 ve 4 5 6 7. Şimdi bu E harfimizin uzun direğini yaptık şöyle. Şimdi 3 parçaya ayırıyoruz. Şimdi bu bitenin alt kısmı. Şimdi 2 tane de zincirimizi çekiyoruz. 2 tane trabzan boş bırakıyoruz. Dilimlerimizi ayırıyoruz. Şimdi buraya örneğime de bir yandan bakayım. 4 tane boş kafesimiz olacak toplamda. Evet, 4 taneyi yaptık. Şimdi buraya dolduruyoruz. Buraya bir şuraya bir buraya. Ben bir tane burada herhalde eksik yaptım. Buraya aynı yere iki tane batacağım. Siz de sayılarınızı ona göre kontrol edin. Öyle arada kaybedebiliriz bunları. Şimdi bundan birlikte 3 tane oldu. Bir tane şuraya batalım. 4. Ortadaki boşluk yere geldik. 5, 6, 7, 8,
9 ve 10. 10 tane trabzanımızı yapıyoruz buraya. 2 tane zincir çekiyoruz. 2 tane yine boş bırakıyoruz. Trabzanları, direkleri. Tekrar buraya 4 tane kutucuk yapıyoruz. Boş kutucuk. Evet, 4 tane trabzan yaptıktan sonra tekrar burayı dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle bir görüntü oldu. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 2 boş kutucuk ve köşeye dönelim. Yine 2 tane boş kutucu yapalım. Orada buluşalım. Evet, bir üst sıra geçtik yine. 2 tane boş kutucuğumuzu da yaptık. Şimdi buraya yine bir 4 tane dolgumuzu yapıyoruz. Trabzanımızı 2, 3, 4. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar buraya arkadaşlar, ilk başta şu başında başladığımız gibi aynı yere geldik. Buraya dörtlü yaptık. 6 tane boş kutucuk yapıyoruz. Sonra dörtlü bir trabzan, 6 kutucuk, boş kutucuk. Tekrar bir tane dörtlü trabzan yapacağız buraya. Evet, 6 tane boş kutucuğumuzu yaptık. Şimdi yine bir dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. 2, 3, 4. Tekrar 2 tane zincir. Tekrar 6 tane boş kutucuğumuzu yapıyoruz. Şuraya 6 boş kutucuk, sonra 4'e bir trabzan. Evet, 6 tane yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4'lü bir trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 tane zincir. Boş bir trabzan kutucuk yaptık. İkinci boş kutucuğumuzu da yaptık. Burada 2 tane boş kutucuk kaldığına göre arkadaşlar, buradaki artık bir üst sırada eksiltmelerimiz bitmiştir. 2 tane doldurdum. 2 tane de zincir çekiyoruz. Burayı da dolduruyoruz. Dörtlü yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. İşimizi döndürüyoruz. Burada yine arttırmamız başlıyor. Dörtlü trabzan. 3, 4, 1, 2, 3, 4 tane de zincir. Tekrar aynı yuvaya girip arttırma işlemimiz böylece başladı. İki tane de zincir. Boş kutucuk yaparak arttırmamız oldu. Şimdi bu işlemi de arkadaşlar, işimi de bir bakayım. Buraya kadar aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2, 2 zincir çektik. Trabzanları yine aynısını üstüne yapıyoruz. E harfinin çubuklarını yapmış oluyoruz. 2 tane zincir. Tekrar boş kutucuk. Arkadaşlar şimdi örneğime de bir bakayım. Bu sıra aynı işlem olacak arkadaşlar. Boş kutuların üzerine boş kutu, dolun üstünde dolu, boş kutular aynı bu işlem oluyor. Ta ki nereye kadar? Şunu da dolduralım arkadaşlar. Üstünü yine aynı yapalım. Orada buluşalım. Boş, dolu, boş, dolu. Tekrar
bir üst sıraya geçtiğimiz zaman bunu da dörtlü yapalım. İki tane zincirimizi yapalım. Orada bekleyelim. Evet arkadaşlar, aynı işlemi tekrar yaptık. Geldik. Görüntüde şöyle bir şey oldu. Kendi elinizdekilere de bakalım. Evet. Şimdi bunu da yaptık. Yani böyle, böyle sayarsak 1, 2, 3. 3 tane aynı sabit sıra oldu. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Tekrar yine boş kutucuklar yapıyoruz. 2 tane daha zincir çekelim. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane boş kutucuk daha yapıyoruz şimdi. Bundan birlikte 5 tane olacak. Evet, bununla birlikte 5. Evet, 5 tane boş kutucuğumuz yaptık. Şimdi ortaya geldik. Buraya 3 sıra olacak şekilde, 3 boş kutuyu dolduracak şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. 2, 3 dolu olan kutucuğumuza geçiyoruz. 4, 5, 6, atarsam 6 zincir geriye bile gitti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, toplamda 10 tane trabzan yapmış olduk. Batarsam. Evet. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar buraya görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane boş kutucuk yapıyoruz. Dörtlü trabzan yapıyoruz. Burada boş kutucuklarımızı yapıyoruz ve burada arttırmamızı yapıyoruz. Tekrar burada buluşalım. Evet, bir üst sıraya yine geçtik. Şimdi buradaki bacaklar kaç tane oldu arkadaşlar? 1, 2, 3. Dördüncü sırasına geldik. Aynı sabit olan yere. Bunun üstüne bir dörtlü yine yapıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Üstüne iki tane zincir çekiyoruz. Ta ki arkadaşlar, bunları boş kutu yapıyoruz. Bunun üstüne de boş kutucuklar yapıyoruz. Yani 3 tane de buraya yapıyoruz. Ve bunun üstüne de aynı sabit şeklinde yapıyoruz. Dörtlü yapıyoruz. Bu iki taneyi buraya da yapıyoruz arkadaşlar. Sonra bir üst sıraya geçelim. Evet arkadaşlar, bu boşlukları yaptık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane boşluğumuz oldu. Boş kutucuğumuz oldu. Şimdi burayı tekrar yine dolduruyoruz. Böyle doldurduk. Tekrar yine aynı işlemi yapıyoruz. Buraya yine aynı şekilde dolduruyoruz. Yine bu iki tane boş kutucuğu da yapalım. Oradan görüşelim arkadaşlar. Şimdi örneğimizin elimi de şöyle altına koyarsam şu sırasına geldik. Bu boşluğu da yaptık. E harfinin bitmesine iki sıramız kaldı. Evet, iki son iki sıramız kaldı. Evet, bir üst sıraya geçtik. İki tane kutucuğumuzu yaptık. Yandan da örneğime yine bakayım. Evet. Bunun üzerine yine dolduruyoruz. 2 3 4 5 6. Bir tane de buraya 7. 2 tane zincir çekiyoruz. Bir boş kutucuk yapıyoruz. Şimdi burayı da dolduruyoruz. 2 3 3 ve 4.
İki tane zincir çekiyoruz. Şimdi buraya bir örneğime bir bakayım. Evet, buraya da arkadaşlar 7 tane boş kutucuk yapıyoruz. Bu sıraya da 7 tane. Toplamda 7. 2 tane. Evet, 5 taneyi daha yapayım. 7 tane boş kutucuğumuzu yaptık. Şimdi buraya bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Şöyle. İki tane zincir. Tekrar bir boş kutucuk. Burayı da dolduruyoruz. Boş kutudan sonra 3, 4, 4, 5, 6, 7. 7 taneden sonra 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Tekrar boş kutucuklarımızı yapıyoruz. Arttırmamızı yapıyoruz ve köşeye dönüyoruz arkadaşlar. Şuraya kadar yapalım. Yine aynı yere kadar yapalım. Evet, bir üst sıraya geçtik. Yine aynı yere, sabit olan yere geldik. İşimizin burada kaç tane, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane boş kutumuz oldu. Şimdi 2 tane daha çekiyoruz. Bunun üzerine 1, 2 tane boş bırakıp bir kutu daha yapıyoruz. E harfimizin son yerine geldik arkadaşlar. Şimdi bunu dolduruyoruz. Burayı dolduruyoruz. 2, 3, 4. Ellerim dondu, tığ tutamıyorum. Evin içi hava alsın diye pencereler de açık. Bugün yağmur yok. Kaç gündür sağanakta. Evet, burayı da dolduruyoruz. Bir de kamera önde olduğunca telefon zor yapılıyor. Batacağım yeri görmüyorum. Bazen telefondan bakıyorum, nereden görmüşüm. Bir, iki tane zincir çekiyoruz. Boş kutucuk yaptık. Tekrar arkadaşlar 7 tane buraya boş kutu yapıyoruz. Ta ki şuraya kadar. Yine bunun üstünü dolduracağız. Buraya dolduracağız. Buradan bir kutu dolduracağız. Bir boşluk. Şuraya kadar yapalım. 7 kutuyu da dolduralım. Boş kutuyu yapalım. Evet, 7 boş kutucuğu yaptık. Tekrar burayı dolduruyoruz. 2, 3, 4. Boşluğu dolduruyoruz. 2 tane de oraya doldurduk. Tekrar dolduruyoruz burayı. Bir, iki, yanlış doldurmalım. Evet, doldurduk. İki tane zincir çektik. Bir tane bunun üstüne boş kutucuk yapıyoruz. İki tane de zincir çektik. Bu iki tane daha boş kutucuğumuzu dolduruyoruz. Yani boş kutuların üzerine boş kutu yapıyoruz. Evet arkadaşlar, yine aynı işlemi yapıyoruz. Böylelikle de E harfimiz de bitmiş oldu. Şurayı da yaptık. Şöyle elim altına koyayım. E harfini yaptık. Şimdi 1, 1, 2, 3.
3 tane boş sıramızı yapıyoruz. Boş kutucuklarımızı yapıyoruz. Şuradan itibaren E'miz bitmiştir. Bir sıra daha artırmamız var. Artırmamızdan sonra yine eksiltmeler başlıyor. Şurada gözüktüğü gibi. Evet. Buradaki eksiltmeyi de unutmayalım. Artırmayla eksiltmeyi. 1, 2, 3. 3 sıra yine boş kutu yapalım. N harfine geçeceğiz. S'yi yaptık, E'yi yaptık, N'ye geçiyoruz. Benim baş harfim. Evet arkadaşlar, şimdi E harfimizi de bitirdik. 3 tane de sıra boş ördük. Yine burada köşemizi yaptık. Uç olan kısmı yaptık. Şimdi 5 tane, 2 tane zincir çekip 5 tane boş kafes yapıyoruz. Evet, 2 tane yaptım. Yanına 3 tane daha yapalım. 5 tane boş kafesimizi yapalım. Evet, 5 tane boş kafesimizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 ve N harfimizin ilk sırasını başlıyoruz. Şimdi bu 5'ten sonra buraya 4'lü bir trabzan yapıyoruz. 3 oldu ve 4. 1, 2 zincir çekiyoruz. Bir tane boş kafes yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir tane daha boş kafes yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Toplamda 6 tane boş kafes yapıyoruz buraya. 6 tane boş kafesimizi yaptıktan sonra bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. 3 ve 4. Tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. Bir tane boş kafes yapıyoruz. Tekrar 2 tane çekiyoruz. Yine boş kafes yapıyoruz. Yine toplam 6 tane boş kafes yapıyoruz. 6 tane boş kafes daha yaptık ve buraya da bir tane dörtlü yapıyoruz. Trabzan. 2 3 3 ve 4. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar bu ikiliyi, bu köşeyi aynen böyle yapıyoruz. Sonra dönüşte yine aynı bir üst sıraya yapıyoruz ve burada 2 tane trabzan yapalım. Orada bekleyelim. 2 tane boş kutucuk. Boş kutucuğumuzu yapalım, orada bekleyelim. Evet, yine aynı yere geldik. Bir üst sıraya geçtik. Aynı işlemleri yaptık. 2 boş kutucuğumuzdan sonra dörtlü trabzanımızın üstüne tekrar yapıyoruz. 2 tane oldu. 3 oldu. 4. Yan kutucuğa geçiyoruz. Boş kutucuğun içine de trabzanlarımızı yapıyoruz. 5, 6 ve 7. 2 tane zincir çekiyoruz. Buraya da arkadaşlar yan yana 4 tane boş kutucuk yapıyoruz. Evet, buraya toplamda 4 tane boş kutucuk. 2 tane yaptım. 2 tane daha yapalım. Evet, 4 tane toplamda boş kutucuğumuz oldu. Şimdi bu dörtlü trabzanın yanındaki boş kutunun içine girerek orayı da dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yani 3 tane kutu doldurmuş olduk. Şimdi arkadaşlar 2 tane zincir çekiyoruz.
Barış kutucuk yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Tekrar buraya bu yaptığım kutuyla birlikte 4 tane boş kutucuk yapıyoruz. Evet, 4 tane boş kutucuğumuzu yaptık. Şimdi bu dörtlünün yanındaki boş kutunun içine girip orayı da dolduruyoruz. 3, 4. Bunun üstünü de dolduruyoruz. 5, 6, 7. 2 tane kutu kadar doldurmuş olduk. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi buna 2 tane zincir boş kutucuklarımızı yapalım. 2 tane daha zincir. Evet arkadaşlar, burası aynı bildiğimiz gibi yapıyoruz. Köşeye dönüyoruz, bir üst sıraya geçiyoruz ve buraya kadar yapalım yine. Evet arkadaşlar, burayı yaptık. Köşeye döndük, geldik. 3 tane burada kutucuğumuz kaldı. Şimdi 2 tane daha zincir çekiyoruz. 1, 2 tane boşluk bırakıyoruz. Bir kutucuk daha yapıyoruz. Yani toplamda 4 tane oldu. Şimdi burayı da dolduruyoruz. 2, 3, 4. Her bir kutunun içini dolduruyoruz. 1, 2 tane içine, bir tane başına. 2 tane içine, 1, 2 tane başına. Yine içine, kutunun içine 2. Bir tane direk başına, kutunun başına. Tekrar yine kutunun içine 1, 2. Tekrar kutunun başına. Ta ki arkadaşlar şuraya kadar bir kutu daha dolduruyoruz. Sonra yine boş kutu yapacağız. 1, 2, 3. Şöyle bir görüntü oldu. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. 2 tane boş bırakıyoruz. Üçüncüsüne geçiyoruz. Burayı da dolduruyoruz. 2, N harfinin uzun direğini yapmış oluyoruz. Burayı da dolduruyoruz. 1, 2. Fazla içlerine doldurmayalım veya yanlışlıkla yapmayalım. Eğer hani yanlış yaptığımız zaman da yine onu ortada kaybedebiliriz. Eksikse bir tane direğe iki kere de batabilirsiniz. Olur, insanlık hali, yanlışlık da olabilir. Ama çok büyük yanlışlıklar olursa hani göze batacak şekilde onu kapatamazsınız. Tekrar söküp kaldığınız yerden devam etmek lazım. Görüntü bozukluğu da olur. Çünkü yazı başka bir kelime gibi olur. Evet, burayı da dolduruyoruz. Şuraya geçemedim, tığ takıldı. 2 tane doldurdum. Bir tane aldım. Kutunun içini de dolduralım. 1, 2. Tekrar buraya dolduruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu kutuyu da doldurduk. Bu baştaki giden hizanın orasına da 2 tane zincir ve buraya boş kutu. 1, 2. Tekrar bildiğiniz gibi 2 tane boş kutu dolu. Bir üst sıraya geçelim. Şurada yine aynı yerde kalalım. Evet, bir üst sıraya geçtik. 2 tane boş kutucuğumuzu da yaptık. Şimdi burayı dolduruyoruz. 2, 3, 4. Beş, altı ve yedi.
İki kutucuk kadar dolmuş oluyor burası. Şimdi iki tane zincir çekelim. İki tane direğimizi, trabzanımızı atlayalım. Bir kutucuk yapalım. Ve buraya toplamda dört tane kutucuk yapalım. Evet, dört tane kutucuk. Evet, dört tane daha yaptık boş kutucuğumuzu. Şimdi burayı doldurmada. İki. Üç. Dört tane yaptık. Şimdi boş kutuya geçtik. Beş, altı. Altı, yedincisi de kutunun başına. Sekiz. Söküldü yine. Yedi. Sekiz. Dokuz ve on. 10 tane trabzan yaptık. 2 tane zincirimizi çektik. Tekrar 2 tane boş bırakıp üçüncüsüne geçip örneğimizi de bir bakalım. 4 tane boş trabzan yapıyoruz. Kutu yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane de bununla birlikte 3 tane daha boş kutucuk yapıyoruz. Evet, 4 tane boş kutucuğumuzu da yaptık. Şimdi buraya trabzanlarımızı tekrar yapıyoruz. Direkleri 2 oldu. 3 4 5 6 ve 7. 7 tane trabzanımızı yaptık. 2 tane zincirimizi çektik. Boş kutucuğu yaptık. 2 tane daha zincir çekiyoruz. 2 tane kutucuğumuz olmuş oluyor. Şimdi burada 2 tane kaldığına göre bu üst sırada arttırmalarımız başlıyor. 3 4 1 2 Buraya da 4 tane yapıyoruz. 3 ve 4. Burada 2 tane olduğu zaman üste çıkmış oluyoruz. Yani üste derken arttırma. Zaten üste çıkıyoruz da. Baya bir saçma bir kelime oldu. Cümle oldu orası. Evet, buraya yine bir 4 trabzan yapıyoruz. 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Aynı yuvaya tekrar batıyoruz. Tabii batarsam. 2, 3, 4. 2 tane zincir çekiyoruz. Trabzanın başına batıyoruz. 1, 2. Evet, burada yine bir arttırmamız oldu. Örneğimi bir bakayım. Evet. 2 tane daha trabzan yapalım. Bu boş kutuları daha 2 boş kutu daha yapalım. Toplamda buraya 3 yapalım. Şuraya gelelim. Evet, geldik. 3 taneyi yaptık. Buraya şimdi dörtlü bir trabzan yapıyoruz. 2, 3 ve 4. 4 tane yaptık. 2 tane zincir çektik. Şöyle de bir bakın. Görüntüsüne. 1, 2 tane boş bırakıyoruz. Boş kutucuk yapıyoruz. Bir daha batıyoruz. 2 tane yaptım. Toplamda burada da 6 tane boş kutucuk olacak. Evet, boş kutuları yaptık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buraya yine bir dörtlü trabzan yapıyoruz. 2, 3
4. Tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. 2 tane boş bırakıyoruz. Üçüncüsüne geçiyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Burada da arkadaşlar 3 tane boş kutucuğumuz oluyor. Şurada 3 tane boş kutu yapıyoruz. Evet, toplamda 3 tane boş kutucuğumuzu yaptık. Şimdi burada 2 tane boşumuz var. Şimdi bunları dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, başına batıyoruz. 7, bir tane de buradan yapıyoruz. 1, 2, yani 9 oldu. Bir tane bunun başına batıyoruz. 10 tane oldu. 10 tane trabzan yapmış olduk. 2 tane zincir çekiyoruz. Bir boş kutucuk yapıyoruz. Buradaki işlemimizi biliyorsunuz. Yine aynı şekilde yapalım. Buraya da yine 2 tane boş kutucuğumuzu yapalım. Orada bekleyelim. Evet arkadaşlar, bir üst sıraya geçtik. Görmüş olduğunuz gibi şurada 2 tane kutucuğumuzu, yine sabit olanı yaptık. 2 tane daha zincir çekiyorum. 3. 2 tane daha zincir çekiyorum. 4. boş kutucuğumuz oldu. 2 tane daha zincir çekiyorum. 5. boş kutucuğumuz oldu. Şimdi burayı dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu iki kutucuğu da dolduruyoruz. 1, 2. Direğin başına. Bir tekrar bunu dolduruyoruz. 1, 2. Tekrar direğin başına alıyoruz. Battık oraya. İki tane de zincir çekelim. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi buraya da arkadaşlar iki zincir çektik ya. Buraya boş kutucuklar yapıyoruz. 1, 2. Arkadaşlar bunu sıra sonuna kadar, bu artırma yerine kadar boş kutucuklarla dolduruyoruz. Toplamda 13 tane boş kutucuğumuz olacak. 13 kutudan sonra bir üst sıraya geçiyoruz. Üst sırayı da arkadaşlar, evet arkadaşlar, bir üst sıraya geçtik. Yaptım bu köşeyi artırmasını. Toplam burada 11 tane boş kutucuğumuz olacak bu sırada. Şu an 3 tane oldu. 1, 2, 3. Toplam 11 tane boş kutucuk yapalım buraya da. Evet, toplamda 11 tane boş kutucuğumuzu yaptık. Yani bu bir alt sırada sıranın bu doldurduğumuz yerden 3 tane kutu eveli oluyor. Şimdi bunu dolduruyoruz. 1, 2. Kutunun başına battık. Yine tekrar boş kutunun içine girdik. 1, 2. Tekrar kutunun başına batıyoruz. Tekrar boş kutunun içine giriyoruz. 1, 2. Kutunun başına batıyoruz. Buradan da 3 tek daha yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Bir kutucuk daha, yani doldurmuş olduk. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. 2 tane boş bırakıyoruz. Üçüncüsüne batıp bir boş kutu daha yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu da sonuna kadar boş kutu yapıyoruz. Bu üst sıraya da gidelim. Aynı yere yine gelelim. Evet, bir üst sıraya geldik. Bu 4 trabzandan sonra arkadaşlar yine zincirlerimizi çekip yine boş kutularımızı yapıyoruz. Toplamda 11 tane
Boş kutumuz olacak. İki tane zincir çekiyoruz. Tekrar batıyoruz. Boş bir kutucuk daha yapıyoruz. Evet, şu an ben 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Bunun toplam 11 tane buraya yapıyoruz. Evet, 11 tane yaptık. Şimdi arkadaşlar 5 tane boş kutucuğumuzu dolduracağız. 2 kutunun başı. Tekrar kutunun içi. İkişer tane içe. Kutuların başlarına da birer tane, toplam 4 tane. Yine bir kutunun içi 2 tane. Üç tane yaptık. Toplamda 5 tane olacak. Bir, iki, üç, dört. Bu son. 5 tane boş kutuyu doldurmuş olduk. Bir, iki zincir çekiyoruz. Tekrar buraya boş kutular yapıyoruz ve oradan dönüyoruz arkadaşlar. Evet, bir üst sıraya geçtik. Tekrar buraya boş kutular yapıyoruz. Şu an 3 tane yaptım. Toplam 7 tane. Yani buradaki alt sıradan bir kutu boş bırakılacak şekilde şuraya kadar yapıyoruz. Toplamda buraya 7 tane boş kutu yapıyoruz. Evet, bunu da yaptık. Şimdi buraya dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani toplamda 2 kutu kadar doldurmuş olduk. 2 tane zincir, 2 tane boş bırakıyoruz yine. Boş kutu yapıyoruz. Bu da arkadaşlar, sayayım yine. Evet, bir tane yaptım. Toplam 12 tane de burada boş kutucuğumuz olacak. Evet, 12 tane boş kutucuğumuzu yaptıktan sonra buraya bir tane de dörtlü trabzan yapıyoruz. 3 ve 4. 2 tane zincir. Yine aynı yaptığımız şeklinde yapıyoruz ve üst sıraya geçiyoruz. Bu üst sıraya geçtiğimiz zaman da arkadaşlar, burada 2 tane boş kutucuk var. Bunu 3 boş kutucuk olarak yapalım. Orada buluşalım. Evet arkadaşlar, bir üst sıraya geçtik. Aynı yine bu köşeyi yaptık. 3 tane boş kutuyu yaptık. Şimdi burayı dolduruyoruz. İkişer tane hepsinin içine olmak üzere. Arkadaşlar bunu da ta ki şuraya kadar, şuradaki dolgumuz vardı ya, şurası. Oraya kadar, yani bütün boş kutuların üstünü dolduralım. Orada bekleyelim, birbirimizi bir yapalım. Oraya kadar ben bir doldurayım. Şöyle örnekte belli oluyor zaten yaptığınız yerler. O boş kutuların hepsi dolacak. Evet, bu boş kutuların hepsini doldurduk. Şimdi arkadaşlar bu yan taraftan da bir kutucu kadar dolduruyoruz. Bir, iki, üç. Şimdi arkadaşlar iki tane zincir çekiyoruz. Boş kutucuklar yapıyoruz. Toplamda burada 9 tane kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir tane de artımımız 9. 9 tane boş kutucuk yapıyoruz. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sıraya geçerken de eksiltmeler yine başlanacak burada. Çıkarıyoruz ve iniyoruz. Orada eksiltmeyi de unutmayalım. Evet, bir üst sıraya geçtik. Bu sırada eksiltmemizi yaptık. 2 tane zincirimizi çektik. Boş kafeslerimizi yapıyoruz yine. Burayı da arkadaşlar
Bu boş kafesin sonuna kadar, buraya kadar boş kafes yapalım. 9 tane falan orada kafes olması lazım. Evet arkadaşlar, 8 taneymiş boş kutucuğumuz. Şimdi buraya bir tane de dolu kutucuk yapıyoruz. 2, 3, 3 ve 4. 4 tane yaptık. Şimdi buraya 2 tane zincir çekip yine boş kutu yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar boş kutular yapıyoruz. Toplamda arkadaşlar burası da toplamda buraya da 11 tane boş kutu yapıyoruz. Bundan birlikte 10 tane daha yapacağız. Toplam 11 tane buraya şu sıranın üzerine boş kutular yapıyoruz. Evet, 11 tane yaptıktan sonra şimdi tekrar trabzanlarımızı yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzanımızı yaptık. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bir üst sıraya geçelim. 2 tane de boş kutucuğumuzu da yapalım. Evet, bir üst sıraya geçtik. 2 tane boş kutumuzu da yaptık. Buraya dörtlü bir trabzan yapıyoruz. 2, 3 ve 4. Şimdi buraya da 2 tane zincir çekiyoruz. Boş kutucuklarımızı yapıyoruz. Böylelikle harfimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle gittiğimize göre harfimiz bitmiş oluyor. Şurayı da yaptık. Şu en son sırayı bir yaptık. Burası olduğu gibi boş kutucuklarla oluyor. Sonra bunun üstüne 1, 2, 3. 3 sıra yine boş kutu yapıyoruz. Diğer V harfine geçiyoruz. Şimdi 3 sıra daha boş kutularımızı yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi N harfini bitirdik. Sen harfi böylece oluşmuş oldu. Şimdi 3 sırada boşluğumuzu yaptık. Şuradan itibaren, buradan dördüncü, şu köşeden, bu düz sıradan gittiğimiz zaman üçüncü sıramız oluyor. V harfine geçiyoruz. 2 tane yine boş kutucuğumuzu da yapıyoruz başta. Örneğimizi de bir bakalım. Şurası arkadaşlar. Şu sırayı yapacağız. Görüntü almak isteyenler için de şöyle bir şey olacak. Şimdi bu sırayı geçelim. Evet, buraya 2 tane yapmıştık. Bir tane daha boş kafes yapıyoruz. 3 tane V harfine başlarken bu sırada 3 tane boş kafes yaptık. Örneğimize göre 1, 2, 3, 4. 4 sırada 4 tane kafesimizi de dolduruyoruz. İçine girdik. 1 tane, 2. Birinci kafesimiz böylelikle oldu. İkinci kafesimiz 1. Takılmasa olmuyor. 1, 2. Tığ bazen elimde dönüyor herhalde, ondan oluyor. Bir de dediğim gibi kamera arkasında bayağı zor oluyor. Eline yani kamera olmayacak, telefon olmayacak, şak şak gitsin. 2 tane kafesi doldurduk. 3. kafesimize geçtik. Evet, 3. kafesimizi de yaptık. 4. kafesimizi de yapıyoruz. Dolduruyoruz. İçlerine ikişer tane. Kutuların başlarına birer tane olmak üzere 4 tane oluyor.
1, 2, 3, 4, 4 tane yaptık. 2 tane zincirimizi çekip boş bir kutucuk daha yapıyoruz. Tekrar boş bir kutucuk daha yapıyoruz. Tekrar zincir çekiyoruz. V harfinin başlangıcı böyle arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar boş kutucularımızı yapıyoruz. Burada bir sıra daha eksiltme yapıyoruz. Örneğime yine bir bakayım. Evet, burada da bir sıra daha eksiltme yapıyoruz. Dönüşte arttırmaya geçiyoruz bu uç tarafında. Şimdi onları da yapalım. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? Şuraya kadar, yine bu yaptığımız yere kadar bir boş kutucuklar yapalım. Evet arkadaşlar, buraya kadar yaptık. Şimdi iki tane daha zincir çekelim. Bir tane daha boş kutucuk yapalım. Bir alt sıradan yanında bir boşluk kalıyor. Oraya giriyoruz. Orayı dolduralım. 2, 3, baştaki direkten 4, yan taraftan 5, 6, yani toplamda 2 tane kutu doldurmuş oluyoruz. 7. 7 tane trabzanımızı yaptık. 2 tane zincirimizi çekelim. 2 tane atlayalım. 3. trabzana batalım. Bir kutucuk yapalım. 2 tane zincir çekelim. Tekrar 2 tane atlıyoruz. 3.sine batalım. Bir trabzan yapalım. 2 tane doldurduk. 2 tane boş kutucuk yaptık. Şimdi tekrar 2 tane dolduruyoruz. Yani 7 tane trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 4, 5, 6 ve 7. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar bu iki kutucuğu dolduruyoruz. Yani boş kutucuk yapıyoruz aynı hizada. İki tane daha zincir çekiyoruz, yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu iki tane boş kutunun üzerine boş kutu, dolunun üzerine dolu, aynı işlemi yapıyoruz. Ta ki bir üst sırada yine buraya iki tane boş kutu yapalım. Orada bekleyelim. Evet, iki tane kutucuğu yaptık. Şimdi buraya yine dolduruyoruz. 4 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3 ve 4. 2 tane zincir çekiyoruz. Boş kutucuk yapıyoruz buraya. 2 tane daha zincir çekiyoruz. Toplamda buraya 4 tane boş kutucuk yapıyoruz. Üç tane oldu. İki tane daha atlıyoruz. Ve buraya da bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. 2, 3 ve 4. İki tane zincir çekiyoruz. Boş kutucuk yapıyoruz. Buranın görüntüsü de böyle arkadaşlar. Şimdi bunu sıra sonuna kadar boş kutucuklarımızı yapıyoruz. Şurada arttırmayı yapmıştık. Arttırma yaparak devam ediyoruz. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? Bunu böyle gidip geliyoruz. Ta ki arkadaşlar, şu 4 tane boşluk yapmıştık ya. Örneğime de bir bakayım. Şuraya kadar, bir üst sıraya geldiğiniz zaman hepsi boş kutucuk olacak. Böyle gideceksiniz. Bir daha geleceksiniz. Şuraya 4 tane boş kutucuk yapmıştık ya. 2 tane 3 tane yapıncaya kadar. Oraya kadar hep boş kutucuk yapın. Bir üst sırayı. Evet, bir üst sırayı yaptık. Böyle boydan boya gördüğünüz gibi. Boş kafeslerimizi yaptık. Şurayı da 4 tane kafes yapmıştık ya. Onun üzerine de 2 tane daha yaptım. Şimdi 2 tane daha zincir çekiyorum. Bir kafes daha yapıyorum.
kafes daha yaptım. Burayı da, boş kutuyu da dolduruyoruz. 2 oldu. 3. 4. 5. 6 ve 7 yapacağız. Yedi tane yaptık. Bir, iki tane zincir çektik. Yine aynı standart. İkişer tane buraya kafesimizi yapıyoruz. Şöyle bir görüntü oldu. V harfinin 1, 2, 3, 4. sırası. Şimdi arkadaşlar yine bir üst sıraya geçtiğimiz zaman aynı işlemleri yapıyoruz. Buraya iki kutu boş bırakmıştık. Üst katta 3 tane boş kutu yapalım. Orada buluşalım. Evet, bir üst sıraya geçtik. 3 tane kafesimizi yaptık. Şimdi burada D harfini oluşturmak için uzun bir direk yapacağız buraya. Şimdi 3, 4 tane trabzanımızı yaptık. Batarsam olacak. 4 tane yaptım. Şimdi burayı dolduracağız. V'nin uzun çizgisi için. 1, 2, buraya doldurduk. Bir tane boş kutu doldurduk. İkinciyi dolduruyoruz. 1, 2, 2 tane boş kutucuk oldu. Yan tarafı geçiyoruz. 1, 2, yan tarafa geçiyoruz. Tekrar 1, 2, bir kutucuk daha doldurduk. Bir yan tarafa geçiyoruz boş kutuya. 1, 2, bir yana geçiyoruz. 1, 2, 3. Kaç tane doldurduk? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boş kutucuk oldu. Bu baştakiyle birlikte 7. Bir daha dolduruyoruz. 1 boş kutucuk daha doldurduk. Bir daha dolduruyoruz. 1 tane oldu bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bu son kutucuğu da dolduralım. Yine bir örneğime bakayım. Kaç tane doldurmuşum? Kutu olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir de örneğime bir bakayım. Evet, tam doldurmuşum arkadaşlar. 9 tane boş kutucuk, bir de bu baştakinden 10 tane ediyor doldurduğumuz sayı. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar boş kafeslerimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar yapalım. Artırmamızı yapalım. Bir üst sıraya geçtiğimiz zaman da aynen buraya kadar 2 tane şurada boş kutucunun üstü boş kalacak şekilde gerisine dolduralım. Oraya kadar yapalım. Evet, bir üst sıraya geçtik. Bu 9 tane doldurduğumuzun yerinin yanındaki 2 tane boş kutucuya kadar geldik. Şimdi bunun üstünü dolduruyoruz. Bir tane baştaki direkle birlikte 3 oldu. 4. Bir tane kutucuğu doldurmuş olduk. Diğer kutucuya geçiyoruz. 1, 2, içini doldurduk. Yan tarafa geçiyoruz. Şimdi buradan da bir tane alıyoruz. 2 ve 3. 3 tane kutu doldurmuş olduk.
İki tane boştan, boş kutu, bir tane dolu. Bir, iki, zincir çekiyoruz. Bir, iki tane boş bırakıyoruz. Şimdi bunların üzerine boş kafes yapıyoruz. İki tane boş bırakıyoruz. Üçüncüsüne batıyoruz. Şimdi arkadaşlar sonuna kadar, sıra sonuna kadar boş kafesler yapıyoruz. Burayı dolduruyoruz tabii ki de. Şimdi burayı yapıyoruz. Bir üst sıra geçiyoruz. Buraları da aynı şekilde yaptığımız zaman yine boş kafeslerin üzerine boş kafes yapalım. Ta ki hemen hemen buraya kadar. İki tane üç örneğime de bakayım. Evet. Şu yine buraya kadar yapalım. Üstlerine boş kafes. Evet arkadaşlar, bir üst sıraya geçtik. Boş kafeslerimizi yaptık. Şuraya kadar son iki tane kalmıştı boş kafesimizi. İki tane zincir çektim. Yine onları dolduralım. Boş kafesin üzerine boş kafes yapalım. Şöyle. İki tane daha zincir çekiyorum. Bir boş kafes daha yapıyorum. İki tane trabzan atlayarak. İki tane zincir çekiyorum. Tekrar iki tane trabzan atlayarak. Bu doluların üzerine de iki tane boş kafes yapmış oldum. Şimdi burada tekli bir dörtlü kaldı. Kutu yani. O dört taneyi de dolduruyorum. Böyle doldurdum. Yandaki boş kutuya geçtim. Bir tane içini doldurdum. İkiyi ve üç. Yan tarafa geçtim. Onu da dolduruyorum. 1, 2, 3. Böylelikle 3 tane kafes doldurmuş oldum. 2 tane boş, bir tane dolunun üzerine. Şimdi 2 tane zincir ve tekrar boş kafeslerimizi yapıyoruz. Arkadaşlar bu sıra sonuna kadar böyle oluyor. Burada arttırmamız var. Bir üst sıraya geçerken de artık eksiltmelere başlıyoruz uç tarafından. Ta ki yine buraya kadar yapalım. Evet, bir üst sıraya geçtik. Burada eksiltmemizi de yaptık. Burada boş bir tane kutu kalıncaya kadar da boş trabzan kutularımızı yaptık. Şimdi bu boş kutunun içine bir tane, iki trabzanlar yapıyoruz. 3 oldu. Bu baştakiyle birlikte 4. Yan tarafa geçiyoruz. 5, 6 ve 7. 7 tane trabzan yapmış oluyoruz. Yani 2 kutu kadar dolduruyoruz. 2 tane zincir tekrar 1 2 atlıyoruz. 2 tane atlıyoruz. Kafeslerimizi yapıyoruz. Tekrar 1 2. Şimdi bunu da sıra sonuna kadar dolduruyoruz. Boş kafesler yapıyoruz. Tekrar bu köşedeki dolgularımızı yapıyoruz. Bir üst sıraya geçip şuradaki iki tane baştaki boş kutuyu yapalım. Orada bekleyelim. Evet, bir üst sıraya geçtik. İki tane boş kutumuzu yaptık. Şimdi burayı dolduruyoruz. Yandaki boş kutuyu. 3 ve 4. Şimdi iki tane zincir çekelim. Boş kutular yapalım. İki tane daha zincir çektik. Üçüncü kutumuzu yaptık. İki tane daha zincir çektik. Dördüncü kutumuzu yaptık. Boş kutulara. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi bir tane daha dolduruyoruz boş kutuyu. Tekrar iki tane zincir çekiyoruz. Boş kutucuk yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Örneğime de bakayım kaç tane boş kutu lazım oraya. Evet, buraya 6 tane boş kutu yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki iki tane kutucuğumuzu boş bıraktık. Onları da dolduruyoruz. Kutunun içine battım bir tane, iki tane, başına battım. 4 oldu. Yan kutuya geçtim. 5, 6, 7.
Bir yana geçtim. 8, 9 ve 10. Yani 3 tane kutu dolmuş oldu. 10 tane. 1, 2. Buraya da bir tane boş kutu yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Boş kutular yapıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Buraya kadar yapalım yine. Bir üst sıranın. Evet, bir üst sıraya geçtik. Boş kutucuğun olduğu yere kadar yaptım. Tekrar arkadaşlar, buraya 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane direk atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Bir boş kutu daha yapıyorum. Sonra 2 tane daha zincir çekiyorum. Yine 2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. 2 tane boş kutucuğumuz oldu. Ve arkadaşlar, arkasından burayı dolduruyoruz. 1, 2 oldu direkle birlikte. 3 ve 4. Dördüncüsünü de battım. Yanındaki boş kutuya geçtim. 5, 6, 7. Bir yandakine geçtim. 8, 9 ve 10. 3 tane boş kutuyu doldurmuş olduk. 1, 2 zincir çekiyoruz. Yandaki yere batıyorum boş kutuya. 1, 2 zincir çekiyorum. Buraya da arkadaşlar 3 tane boş kafes yapıyoruz. Bunun yanına 2 tane daha yapacağız. Toplam 3. 3 tane kafesi yaptık. Şimdi buraya geldik. Bu boş kutuyu da dolduruyoruz. 1, 2. Direğin başına batıyorum. Bununla birlikte 4 oldu. 4. Yan tarafa geçiyorum. 5, 6 ve 7, 8, 9. Yandaki boş kutuya geçtim. 9 ve 10. 10 tane de buraya yaptım. Yani 3 tane kutu kadar yeri doldurdum. 2 tane zincir çektim. Boş kutu yapıyorum. 2 tane de zincir daha çektim. Örneğime de bir yandan bakayım. Evet, 2 tane boş kutumuş orası. Yandaki yere geçeceğim. Orayı da dolduracağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de burayı dolduruyorum arkadaşlar. Şöyle bir görüntü oldu. Şöyle de bir bakın. Şimdi buraya da 2 tane zincir çekiyorum. Aynı bildiğiniz gibi boş kutu. Bir üst sıraya geçelim. Bir üst sıraya geçelim. Aynen yine 2 tane. Pardon, buraya 2 tane boş kutu yapıyoruz. 3 tane boş kutu yapalım. Orada buluşalım. Evet, 3 tane boş kutu yaptık bir üst sırada. Şimdi burada tekrar yine dolduruyoruz. 2, 3 ve 4. Bir kutucu kadar doldurduk. Şimdi bu boş kutunun içine giriyoruz. 1, 2, 3. Boş kutunun içine girdik. 1, 2. Yan tarafa geçtik. Orada da bir tane kafes kadar dolduruyoruz. 2 tane yaptım. Bununla birlikte kafesimi kapatıyorum. Yani toplamda 4 tane kafes doldurmuş oluyoruz. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. 2 tane boş bırakıyorum. Üçüncüsüne geçiyorum. Şimdi burayı da dolduruyoruz.
İki tane oldu. Üç. İpim yine kaçtı? İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9 ve 10. Verdiğime de bir bakayım. Evet, buraya da dolduruyoruz. İçini bir tane, iki. Bununla birlikte kapatıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Orada da bir kafeslik dolduruyorum. 1, 2, 3. İki tane zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar, gerisinde kafes yapıyoruz. 1, 2, 2 tane boşluk. Ve kafesimizi yapıyoruz. Bu da sıra sonuna kadar böyle devam ediyor. Örneğime de bir bakayım. Evet, örneğime göre 1, 2, 3, 4. Örneğime göre arkadaşlar burası böyle komple kafes oluyor. Üst sıraya geçtiğimiz zaman yine kafesler devam ediyor. Şu iki tane kafesin oraya kadar gelelim. Onun üzerine yine kafes var. Onu birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, aynı kafeslerin üzerine geldik. Bunun üzerine de 1, 2, 2 tane atlayıp kafes yapıyoruz. 1, 2 zincir çekip 2 tane atlayıp yine kafes yapıyoruz. 1, 2 yine atlayıp 2 tane boş bırakıp yine kafes yapıyoruz. Kaç tane oldu? 3 tane oldu. Toplamda 4 tane olacak. 4 tane yani kafes yapmış olduk. Şimdi bunun üstünü de dolduracağız. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi bunun üstünü dolduralım. 2 3 4 4 tekrar boş kutunun içine girdim. 2 tane yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 1, 2 tane zincir çekiyorum. Boş kafes yapıyorum. Bir yandan da örneğime bir bakayım. 2 tane boş kafes oluyor oraya. İkinciyi de yapalım. 1, 2 atlayalım. İkinci kafesi yapalım. Buraya da dolgu yapıyoruz. 2 oldu. 3 4 5 6 ve 7. Tekrar 2 tane zincir çekip aynı işlemi devam ettiriyoruz burada. Ta ki nereye kadar? Bakayım yine örneğime. Tekrar yine üstünde iki tane, üst sırada iki tane kafes yapalım. Evet, bir üst sıraya geçtik. İki tane yaptık. V'mizin de son sırası oluyor bu. Dört tane trabzan yapıyoruz. Yani bir kutucuk. Şöyle bir iki tane zincir. Bir iki. Bir tane buraya boş kutu yapıyoruz. 1, 2, ikinci boş kutumuzu yapıyoruz. Toplamda 4 tane buraya kutu yapıyoruz. Bir, iki, 4 tane boş kutu yaptık. Örneğime de bir yandan bakayım. Sonra arkadaşlar bunun üstüne de
Bir tane dörtlü trabzan, yani bir kutuluk yapıyoruz. 2, 3 ve 4. 2 tane zincir çekiyoruz. Bir boş kutu daha yapıyoruz. Böylelikle bu V harfi de burada bitmiş oluyor. 2 tane zincir çekiyoruz. Örneğimizde de bakalım arkadaşlar. Şöyle elimi koyayım altına, iyice gözüksün. Şurada. Şu iki tane yaptık. Boş kutularımızı yaptık. Bir üst sıraya geçerken burada köşede arttırma yapıyoruz. Şimdi 3 tane boş kutucuğumuzu yapıyoruz. Yine üst üste E harfini ilk başta sen yaparken E harfini yapmıştık. E harfini siz yapın arkadaşlar. Bu 3 tane boş sıradan sonra E harfini de yapın. E harfinden sonra 3 sıra daha boş yapın. B harfini de yapalım. B harfini de yaptıktan sonra yine E geliyor. E'yi yine aynı yaparsınız. N harfini de zaten sen yazarken N'yi burada yapmıştık. Yani artık B harfine geçeceğiz. Şimdi siz bu 3 sıradan sonra E'yi yapıyorsunuz. Yine boş sıra bırakıyorsunuz 3 tane. B'de görüşürüz. Orada buluşalım. Sonra da uç dantellerini ve buralarını doldurmaya geleceğiz. Çünkü böyle pek harf belli olmuyor. Kenar çizgisini, çerçevesini yaparsak harfler daha güzel belli olur. Şimdi o harfini de yapalım. Aynen dediğim gibi onları yapalım. B harfini buluşalım. Evet arkadaşlar, bu E harfimizi de yaptık. Şimdi B harfimize geçiyoruz. 3 tane yapmıştık. Bu arada ben boş kamera arkasında bunları da doldurdum. Şimdi 3 tane boş kafesimizi yaptık. Köşeyi de arttırdık, uç dantelinin olan kısmı. Şimdi 7 tane boş kafes yapıyoruz. Şu ilk başta başladığımız aynı hizalara gelecek şekilde. Şurada olduğu gibi şurası. Zaten bunlar hepsi aynı hizaya denk geliyor. 7 tane boş kafesimizi yaptık. Şimdi dörtlü trabzanımızı yapalım. Hangi harfimizdi? B harfimiz. Bir daha bakayım örneğime. Evet, B harfimiz. Öteki harfleri zaten bir yapmıştık. Şimdi buraya dörtlü bir trabzan yapıyoruz. Dörtlü bir trabzan yaptık. 2 tane zincir çektik. Boş kafesimizi yapıyoruz. Böyle 6 tane, bununla birlikte 6 tane boş kafesimizi yapalım. 6 tane boş kafesimizi yaptık, kutucuğu yaptık. Tekrar buraya bir tane dörtlü yapıyoruz. Boş kafesi dolduruyoruz. Böyle 2 tane daha zincir çekip tekrar 6 tane boş kafes yapıyoruz. 6 kafesten sonra arkadaşlar, örneğimizde de olduğu gibi 6 dörtlü yaptık. 6 tane boş kafes. Dörtlü trabzan yaptık. 6 boş kafes. Tekrar dörtlü yapıyoruz. Yine aynı 2 tane boş kafes ve dolu dörtlü yapıyoruz. Üst kata çıkıyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Buradaki baştaki 2 boş kutuya kadar yapalım. Şöyle de örneğe bir bakın. Bir üst sıraya geçelim. Evet, bir üst sıraya geçtik. Boş kafesimizi de yaptık ikili. Şimdi dolu kafesimizin üstüne geldik. Buraya da bir tane dörtlü yapıyoruz. 3. 3 tane trabzan yaptık. Dördüncü. Yandaki boş kafese geçiyoruz. 5. 6. 7 tane yaptık. Doldurduk. 2 tane zincir çekiyoruz. Arkadaşlar buraya da 4 tane boş kafes yapalım. Evet, 4 tane boş kafesimizi de yaptık. Şimdi buradaki boş kutucuğun içine dolduralım. 2 oldu. 3. 2 tane içinde, bir tane başına. Onunla birlikte 4, 5, 6,
7, 8, atarsam 8, 8, 9 ve 10. 10 tane de buraya trabzan yaptık. 2 tane zincir çekiyoruz. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi 4 tane boş kafes daha yapalım buraya. Evet, 4 tane de boş kafesimizi yaptık. Şimdi bu boş kutunun içine dolduruyoruz. 2 oldu. 3, 4, 5, 6 ve 7. Yani 2 tane kutu doldurmuş olduk. 2 tane zincirimizi çekiyoruz ve boş kutucuklarımızı yapıyoruz. Ta ki sıra sonuna kadar burada da bir arttırmamız var. Bir üst sırada kesmelere. Buradaki arttırmaları kesiyoruz artık. Şimdi nereye kadar yapalım? Bir üst sıramızı. Aynen buraya kadar yapalım arkadaşlar. Orada buluşalım. Bir sırada kesilecek, unutmayalım. Evet, bir üst sıraya çıktık. Aynı yere şunun başına kadar geldik. Şöyle. İki tane daha zincir çekelim. Buraya bir boş kutucuk daha yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi burayı dolduruyoruz. Trabzanlar yapıyoruz buraya. Buraya boş kutuya da geçiyoruz. İçlerine 2 tane dolduruyoruz. Bir de başlarına. Her boş kutunun içine 2 tane. 2 tane de buraya dolduruyoruz. İki tane de bu kutuya geçiyoruz yan tarafa. İki tane de bu boş kutuya geçiyoruz. B harfinin direğini yapmış oluyoruz. Yukarıdan aşağı kadar. Evet, bu boş kutuları 4 taneyi doldurduk. Şimdi arkadaşlar buraya geçtik. Burada da bir kutu kadar dolduracağız. Bu 2 oldu. Bununla birlikte 3. 2 tane de ortada. 4 tane oldu. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyoruz. 2 tane boş bırakıyoruz. Bir tane boş kutucuk yapıyoruz. Sonra burayı tekrar dolduruyoruz. Şuradan bir bakayım. Şuradan evet. Bir tane eksik olunca bir tane buradan göz alabilirsiniz. Dörtlü yaptık. Şimdi bu boş kutuları dolduruyoruz. İkişer ikişer. Zaten bu örnekten sonra arkadaşlar bu harf de bittikten sonra bu içlerini dolduralım. Kırmızıyla yaptıklarımızı. Bir de uç danteli kalıyor. İşimiz bitmiş oluyor. Boş kutuları dolduralım. Tekrar yine ben kamera arkasına bakacağım da eksik fazla doldurmuş muyum, konuştum orada. Sayıları kaçırmayın. 2 tane buradan aldık. 1, 2, 3. Evet, bunu da dolduruyoruz. Bir tane buraya boş kutu yapacağız. Şimdi arkadaşlar bir üst sıraya geçelim. Aynı yerde buluşalım. Bir üst sıraya geçtik. 2 tane boş kutucuğumuzu da yaptık. Şimdi buraya 2 boş kutuyu dolduruyoruz. 1 ve 2. Yan tarafa da geçiş yapıyoruz. Kaç tane oldu? Onunla birlikte 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzanımızı yaptık. 2 tane zincirimizi çektik. 4 tane boş kutucuk yapacağız arkadaşlar bu boşluğa. Evet.
4 tane boş kutucuğumuzu yaptık. Şimdi burayı dolduruyoruz yine. Orta kısmına geldik. 2, 3, 4. Şimdi boş kutucuğa geçiyoruz. 2 tane de onun içini dolduruyoruz. 2 tane doldurduktan sonra buraya geçiyoruz. Kamerayı durdurdum. Berbat bir öksürük boğuluyordum neredeyse. Öyle bir öksürdüm şimdi. Bundan durdurdum. Evet, buraya da dolduruyoruz. Bir tane bu baştaki bu. Üç, bir kutucuk kadar dolduruyoruz arkadaşlar. Boğazım berbat acıdı. 2 tane zincir çekiyoruz. Buraya 4 tane daha boş kutucuk yapalım. Evet, 4 tane daha boş kutucuk yaptıktan sonra şimdi burayı dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 tane zincir çekiyoruz. Bu boş kutucukları yapıyoruz. Var, şeyi de unutmayalım arkadaşlar. Kesme işlemine geçtik. Onu da yapıyoruz. Bunun aynı hizasına gelinceye kadar yapalım. Evet, bir üst sıraya geçtik. Aynı yere geldik arkadaşlar. Şimdi buraya dörtlü bir trabzan yapacağız. Şuradan da böyle bir bakın. Oraya dörtlü bir trabzan yapıyoruz. Dörtlü bir trabzan yaptık. 2 tane zincir çektik. Arkadaşlar buraya 6 tane boş trabzan yapalım. Boş kutucuklar. Trabzan diyorum. Boş kutu yapalım. Evet, 6 tane boş kutucuğumuzu yaptık. Tekrar bu ortaya geldik. Oraya bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. 2, 3 ve 4. Tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. Arkadaşlar buraya da 6 tane yine trabzan yapıyoruz. Sonra bir dörtlü trabzan yapıyoruz. Bu ilk başta yaptığımız gibi, yani aynı öyle sıra oluyor. Şu sıraya 6 taneden sonra dörtlü trabzan, 2 tane boş kutucuk, bir üst sıraya zaten geçiyoruz. Bir üst sırada yine buluşalım. Evet, bir üst sıraya geçtik. 2 tane boş kafesimizi de yaptık. Şimdi buraya tekrar bir örneğime de bakayım. Evet, yine tekrar dörtlü trabzan yapıyoruz. Dörtlünün üzerine dörtlü yapıyoruz. 3, 4. 2 tane zincir çekiyoruz. Boş kafes yapıyoruz. Buraya tekrar dörtlü bir trabzan yap, dörtlü boş kafes yapıyoruz. Şuraya. Dörtlü boş kafesimizi yaptık. 2, 4 değilmiş, orası beşliymiş. 5 tane boş kafesimizi yaptık. Orta yerine geldik tekrar. Burayı dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boş kafese geçiyoruz. 8, 9 ve 10. 10 tane doldurduk buraya arkadaşlar. Sonra beşli bir kafes yapıyoruz. 1, 2. Beşli boş kafes yapıyoruz. Tekrar bunun üzerine aynen böyle dörtlü trabzan yapıyoruz. Bir üst sıraya geçelim. Yine aynı bunun yanında burada bekleyelim. Evet, bir üst sıraya geçtik. Aynı yere geldik tekrar. Bunun üzerine tekrar dörtlü bir trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar buraya 1, 2, 3, 4, 5. Beşli trabzan yapalım arkadaşlar. Burada buluşalım. Evet arkadaşlar, beşli trabzan dedim de beşli boş kutucuk olacak. 5 tane yaptım. Model şöyle. Belli oluyor mu ki? Evet, şimdi daha iyi belli oldu. Böyle bir model oldu. Şöyle bakın, yine yaptığınız yerleri kontrol edin.
Şimdi arkadaşlar buraya dörtlü bir trabzan daha yapacağız. 2, 3. Şimdi B'yi buradan 2'ye bölmüş oluyoruz. Dörtlü bir trabzan yaptık. 2 tane kutucuk yaptık. 2 trabzan atladık. Bir dörtlü trabzan daha yapıyoruz. Burada B'yi 2'ye bölüyoruz. 2, 3. 3, 3, 3, 3. Tekrar geri gittim. 1'e gittim. 2, 3, 4. Tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 5 tane trabzan boş kutucuk yapıyoruz. Trabzana nereden kafa uçuyorsa. 5 tane boş kutu yapıyoruz. Bir tane dörtlü yapıyoruz. Yine tekrar bunu yapıyoruz. Bir üst sıraya geçelim. Aynı yerde buluşalım burada. Evet arkadaşlar, bir üst sıraya geçtik. Tekrar bu dörtlünün üzerine 4 tane yapıyoruz. 2, 3, 4. Yan tarafa geçiyoruz. Boş kutuya 5, 6 ve 7. 2 tane zincir çekiyoruz. Buraya 3 tane boş kafes yapıyoruz. 3 tane boş kafesi yaptık. Şimdi buraya boş kafesi dolduruyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle bir şey oldu. Bir tane boş kafes yapıyoruz. 2 tane zincir çektik. Şimdi bunun üstünü dolduruyoruz. 2, 3, 4. Boş kafese geçiyoruz. 5, 6, 7. 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane de buraya boş kafes yapıyoruz. Sonra arkadaşlar yine bunun üzerine 4 kafes, 4 tane trabzan yapacağız. Şimdi bu boş kafesleri yapalım. Evet, 4 tane boş kafesi de yaptık. Bu 4 trabzanımızın üstüne 4 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3 ve 4. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar buraya boş kafesimizi yapıyoruz. Evet, sonuna kadar şurada yapıyoruz. 2 tane boş kafes bırakıyoruz. Sonra bunu da dolduruyoruz. Bir üst sıraya geçtiğiniz zaman kesmelerimiz bitiyor. Arttırmalarımız başlıyor uç dantelinde. Uç tarafında. Evet, burada uç dantelimizi arttırdık. Şimdi 2 tane 3 tane oldu. Burada altta 2 boş kafes vardı. 3 kafes oldu. Şimdi burada arkadaşlar dörtlü bir trabzan yapıyoruz yine. 2, 3 ve 4. Batarsam 4. 4 tane boş kafeste de yapıyoruz. 5, 6 ve 7. 2 tane zincir çekiyoruz. İşime de bir bakayım. 2 tane boş kafes yapalım arkadaşlar buraya da. Evet, 2 tane boş kafes yaptık. Şimdi buraya dolduruyoruz boş kafesi. 2, 3, yan tarafa geçtik. 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi eşime de bir bakayım. Şimdi buraya da arkadaşlar 2 tane zincir çektim. 3 tane boş kafes yapalım buraya da. Evet, 3 tane boş kafesimizi de yaptık. Şimdi burayı yine dolduruyoruz. 2, 3, 4. Bunun içine de dolduruyoruz. 5,
6, 7, 8, 9, 10. Yan tarafa geçiyoruz. 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane de buraya dolduruyoruz arkadaşlar. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Boş kafesimizi yapıyoruz. Tekrar boş kafeslerimizi yapıyoruz. Yukarı sıraya da aynı şekilde geçiyoruz. Sayın burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, bir üste geçtiğimiz zaman arkadaşlar bu baştaki 2 tane boş kafesle birlikte 12 tane kafes yapıyoruz. Orada buluşalım. Evet, 12 tane boş kafesimizi yaptık. Tekrar yine dolduruyoruz. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir tane boş kafes kalacak şekilde dolduracağız arkadaşlar. 12, 13. 13 tane trabzan yaptık. 2 tane zincir çektik. Tekrar boş kafeslerimizi yapıyoruz burada. Sıra sonuna kadar yine aynı şekil devam ediyor. Arkadaşlar böylelikle B harfini de bitirmiş olduk. Bunun üstüne 3 sıra boş iğne gidip geleceğiz. Onun üstüne de diğer harflerimizi yapacağız. O harf de bitince tekrar yine 3 sıra boşluk yapıyoruz. Ondan sonra da 2 sıra boşluk yapıp işimizi bitireceğiz. İsterseniz 3 sıra da yapabilirsiniz. Şöyle bir şey oldu. Şöyle de bakabilirsiniz ya da şuradan göstereyim ben. İğneyi de alayım. Şöyle oldu B harfi. Model olarak eğer yakından görmek istiyorsanız. Şöyle bir şey oldu. Yanına da E'sini yapacağız. N'sini. E'yi zaten burada yapmıştık. N'yi de yapmıştık. Şöyle bir şey. Şimdi bunun içlerini dolduracağız arkadaşlar. B harfini boş bırakmıştım onu göstereyim diye. Ne 3 sıra dediğim gibi 3 sıra bunun arasında boşluk yapacağız. Bunu yapacağız. 3 sıra da bunun arasında. Buraya da arkadaşlar ben 2 sıra boş bırakmışım. Siz isterseniz 3 sıra da bırakabilirsiniz. Size kalmış. Aynı şekilde uçlarını yapacağız. Şimdi bunları da yapalım. Ben bunların içlerini doldurmayı da göstereyim. Sonra da uçtan da. Uçtan tabi istediğiniz gibi de yapabilirsiniz ama ben yine bir maydanoz gibi, 5 parmak gibi, 4 parmak gibi denilen bir şey yapacağım. Çünkü işimiz bayağı bir geniş oldu. Evet, onu yapalım şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi bunlar böyle bitti. Şimdi bunun çerçevesini yapalım. Yazılar belli olsun diye. Tığımızı hepimize geçirelim. Herhangi bir yerden batalım. Biraz ipimizi uzun bırakalım. Arkasına sonra çekip oradan düğüm atıp yakacağız. 1, 2, 2 tane zincir çekelim. Şuradan alalım. Bir sonraki kafesin içinden 1, 2 zincir çekelim. Şöyle arkadaşlar. İsterseniz şuradan da alabilirsiniz düz yerleri. İsterseniz içine de 1, 2, mesela şu köşeye kadar yapayım. Bütün hepsinin yapılışı aynı. 1, 2 zincir. Diğer, isterseniz şuradan da girebilirsiniz.
Şuradan da girebilirsiniz. İsterseniz üstten de alabilirsiniz. Bazı yerler üstten de oluyor. Bazı yerler alttan, sizin yani elinize nasıl rahat geliyorsa öyle de yapabilirsiniz. Mesela bu köşeye geldim. Köşeye geldiğim zaman ben şuradan içinden alıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum yine döndürmek için. Ya da iki tane zincir çekeyim, fark etmez. Yani bu elinize nasıl rahat geliyorsa, şuradan içinden aldım bunu. Bir, iki zincir. Şuradan köşeden böyle. Bir, iki. Bunu da buradan alsak da olur. Nasıl böyle düz gidiyor burası. Bir, iki. Böyle gördüğünüz gibi bütün çerçevenin etrafı, yazının etrafını çerçeve yapıyoruz. Harfleri iyicene belli olsun diye. İstemezseniz yapmazsınız, size kalmış yine de. Bu yine böyle köşeden alıyorum bunu. Köşeye gelince içinden alıyorum ya da tek sıralı olunca. Mesela şuradan şunu böyle. İkişer tane zincir. Bazı yerlerde sıkışıyorsa birer tane de alabilirsiniz. Elinizin sıklığına göre de yapabilirsiniz. Böyle hepsinin etrafına gidiyoruz. Şimdi üstten de alsak olur. Evet arkadaşlar, bunu da hepsini böyle yapalım. Şu ortadaki ortayı da unutmayalım. Şu ortalarda birer tane yapmıştık ya. Onu da unutmayalım. Şöyle de şunu çıkartalım, içine girmiş. Evet, böyle görmüş olduğunuz gibi. Bütün harflerin üzerinden geçiyoruz tek tek. Şimdi bunu yapalım, bitirelim. Uç danteline gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi bunlar da bittikten sonra şimdi kenarını, uçlarını yapalım. Dediğim gibi isteyen yapar, isteyen yapmaz, yani bu size kalmış olan bir şey. Renklendirmek istersen diye. Şuradan bu beşer tane dönüş yaptığımız yerlerden bir tanesine giriş yapalım. İki tane zincirimizi çekelim. Şimdi buraya trabzanlar yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekelim. Buradan içine atalım. Ben bunu 1-2 hafta önce yapmıştım ama yine bir bakayım. 4 tane. Bir daha trabzan yapıyoruz arkadaşlar buraya. 4 tane trabzan yapacağız. Ama trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Şu araya boşluğa dalalım. Şöyle bir tane trabzan yapalım. 1, 2, 3. Şu ikisinin, iki trabzan arasında batalım. Şöyle bir şey. Bu 3 oldu. Şimdi bu 4. 1, 2, 3 tane trabzan. Ay, 3 tane zincir, bir trabzan yapıyoruz. Şimdi 2 tane zincir şu aralara batıyoruz arkadaşlar. Evet, aralara batıyoruz. Beşli olan çektiğimiz yerlere, köşelere çektiğimiz yerlere, oraya bu 4 tane trabzanı yapıyoruz. Bu aradaki boşluk yerlere de sık iğneyle batıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar yapalım. Şu köşeye kadar gelelim. Köşede yapmıyoruz. Bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3. Araya batıyorum. Tekrar bir trabzan. 1, 2, 3. Burası size kalmış. Burayı nasıl yapmak isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Çünkü yukarısı bayağı bir ağır uğraştırdı. Çok da fazla bir enli bir uç danteli de gerekmez. 1, 2, 3, 4. 4 tane yaptık. 1, 2 tane zincir. Şuraya değil, şu araya. Oraya sık iğneyle kapatıyoruz. 1, 2 zincir. Tekrar köşe döndüğümüz noktaya giriş yapıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar bu araya batıyoruz.
Tekrar bir trabzan. 1, 2, 3. Zincir araya. Bir trabzan daha. 1, 2, 3. Tekrar bir tane daha yapayım. Sonra o köşeyi ayrı göstereyim. 3 tane zincir. Buraya battık. 4 tane oldu. 1, 2. Buraya batıyoruz. Arkadaşlar şuraya kadar yapalım. 1, 2, 3 tane daha var burada. Oraya kadar da yapalım. Şu ortayı göstereyim. Evet arkadaşlar, bu bir tane dilimi yaptım. Tam şu ortadaki yer. Buraya da yaparsak, buraya da yaparsak bundan birlikte biniyor, üst üste biniyor. Yani 3 tanesi bir tane oluyormuş gibi gözüküyor. Oraya da 1-2 tane zincir çekelim. Oraya sadece sık iğne yapalım. İsterseniz oraya sık iğne, zincir çekmeden de yapabilirsiniz. Sizin elinize kalmış bir şey o. Bu karşıdakine yapalım. 1-2-3. Ortadakini daha önce yaptım, ben söktüm. Hatta bütün şeyi yaptım, hiç fark etmedim. Bütün hepsinin sonuna kadar yaptım. Sonra baktım ütü açar dedim. Ama bayağı üst üste biniyor orası. O yüzden orayı boş bıraktım. Sık iğneyle geçtim. 1, 2, 3. Şimdi yine orayı göstereyim size. 1, 2, şu araya. Bu araya sık iğne yapacağımıza, yani o köşede dilim yaptığımız, çiçek yaptığımız yere onu yaptım. Tekrar böyle göstereyim. Böyle yapınca güzel duruyor. Ama buraya da yaptığın zaman bu sefer üst üste biniyor. Böyle bir şekil oluyor. O yüzden burasını da böyle yapalım. Tekrar yukarı burayı yapacağız. Burayı yapacağız. Burayı, burayı, burayı. Buraya geldiğimiz zaman burayı iki tane zincir sık iğneyle yapalım. İki tane zincir buraya geçiş yapalım. Şurada olduğu gibi. Bütün hepsini öyle yaptım. Böyle daha iyi açılıyor ve bu şimdi ütülendiği zaman daha iyi kendini gösterecek. Şimdi ben bunun ütüsünü yapmayacağım ama komple bitmiş halini göstereceğim. Evet arkadaşlar, bitmiş hali böyle oldu. Sen ve ben. Kanalıma abone olup beğenirseniz ve yorum yaparsanız sevinirim. Kolay gelsin.